ekonomiyi nasıl görüyorsun? Ben Amerikanlıyım. Çok kötü yani görüyorum burada. Türkçeniz gayet iyi. Teşekkür ederim. 8 sene burada yaşadım. Yani sıfırdan başladım Türkçe öğrenmeyi. Yani geldiğim zaman iyiydi, iyi gibiydi. Şimdi bayağı kötüye gitti. Yani nasıl nereden başlayacağımı bilmiyorum yani. Yani üretim yok. Yani ülkede üretim yani mesela sizi sokak röportajı izliyorum bazen. Diyorlar biz helikopter üretiyoruz. Abi siz motorlar bizden alıyorsunuz. Yani evet öbür parçaları siz yapıyorsunuz ama en önemli parçalar bizden geliyor. Ve yani her anlattığı şeyleri üretme ilgili şeyler yani yanlışlıkla anlatıyorlar. Yani yanlışlar mı var diyorsunuz? Evet yanlışlar. Ne gibi yanlışlar? Yani her ürettik ülkede Türkiye'de her ürettik dışarıya bağlı. Yani eskiden öyle değildi. Ve çoğu ülkede değildi. Ve globalizasyon yani dünyada ekonomi döndüğü zaman her ülke birbirine bağlı olmaya başladı ve Türkiye en bağlayan yani doğru söylediğimi bilmiyorum. En bağlı olan ülke olan Türkiye yani. Ve bu hükümetin yaptığı yanlışlıkları için yüzünden o bağlantılar yani mesela ne gibi yanlışlıklar görüyorsunuz? Yanlışlar dediniz, bağlantılar yani dediniz. Yani şimdi diyorlar ya dışarıda dünyada kriz var falan. Evet dünyada üretim kriz var ama Türkiye'de üretim kriz ve onun üstünde ekonomik kriz var. Yani krizin üstünde kriz var. Amerika'da batıyor diyor. Yok. Bir Amerikalıyı hazır bulmuşken ilk defa da yapıyorum. Doğru mu bunlar? Yani siz de izliyorsunuz mutlaka. Pandemiden oldu. Üretim stopaj oldu yani hiç kimse çalışamadı, işlerine gidemedi. Batar mı Amerika bütün dünyayı yiyip? Şimdi abi onu konuşuyoruz. Batar mı hocam? Hiç üretmedi şirketler falan. Ama devlet ona bize destek verdi. Mesela ben beni hiç etkilemedi. Devlet bana $400 göndermiş mesela. Haberiniz yokken evet yani bank gönderdi. Kardeşimi de öyle. Kardeşim orada yaşıyor daha. Ama burada tam tersi oldu. Yani devletten pek fazla üretime destek olmadı bildiğime kadar. Destek olmadı ve onun üstünde üretim de azaldı. Yani ürettiğin şeyler azaldı. Ve yani fiyatlar uçmaya başladılar. Onun da karşılama bir şey yapmadılar. Faizleri indirmeye başladılar ve tam yani bir pandemi krizde en yanlış yapabileceğin şeyleri yaptı hükümet. Ve öbür ülkeler yani Avrupa'da, Asya'da mesela Kore'de, Çin'de bu ülkeler pandemide ne olduğunu biliyorlardı. Yani üretimimiz azalacak. Bizde şöyle de bir şey var. Diyorlar ki dış güçlerin oyunu Türkiye için. Özellikle Amerika diyorlar. Bu Amerika sence, senin görüşünce ne gibi oyun oynuyor Türkiye'ye? Bir Amerikalı olarak soruyorum. Ya da gerçekten Amerika Türkiye üzerinde oyun oynuyor mu? Yo. Yani evet burada çok komplo teorileri var falan pek yok. Yani özellikle üretim yani bir ülke öbür ülkeyi yani çalıştığı ülkeyi. Mesela Türkiye çok güzel bir yerde. Neden? Avrupa'ya ürün satabiliyor. Satabilen yer ve Orta Doğu'ya satabilen yer, Asya'ya satabilen yer ve Amerika şimdi üretim için mesela Çin'i kullanıyor ve Çin'e çok karşı alıyor. Evet. Yani ekonomik savaş gibi yapıyorlar. Türkiye'ye bunların ortasında gelebilir imkanı var ama gelemiyor. Neden Amerika
veya Avrupa Türkiye'ye bir öyle bir yani diş düşmanlık yapsa ki bizi yani bizi yükseltmeye çalıştı ama ülke yani tam yanlış şeyleri yapıyor. Yanlış şeyleri. Yani Amerika'nın çok hataları var Türkiye olarak. Biliyorum. Ne gibi hataları var sence? Türkiye'ye karşı. Yani eskiden darbelerden falan. Darbelerden başlarsan o şey olur da yani şimdi şey yapmaları lazımdı. Mesela eğitim olarak teknoloji paylaşma olarak yapmıyorlar. Neden hükümete güvenmiyorlar ve hükümet de onlara güvenmiyorlar. Yani güven şeyleri var. 8 sene oldu dedin. 8 senede neler değişti? Ya da Türkiye'ye gelme nedenin neydi? Tekrardan Amerika'ya dönmeyi düşünüyor musun? Türkiye'ye neden geldim? Orada sağlık sistem tamamen berbat yani. Bu doğru. Ben sağlık için geldim. Sağlık problemim vardı. Burada tedavi oldum. Güzel oldu o zaman. Ve kaldım, çalıştım burada, öğretmenlik yaptım falan. Ondan sonra bir yatırımcı olarak, yaptım, yatırımcılarla görüştüm falan. Ama o COVID başladığı zaman geri gittim. Neden yatırımcılar, yani benim yüzüme dediler, ülkeye güvenmiyoruz. Para yatırmak istemiyoruz falan. Neden dediler? Yani herkes çıkıyor. Yani akıllı insanlar, eğitimli insanlar Batı'ya gidiyor, Asya'ya gidiyor. Mesela Kore'ye falan, Japonya'ya. Avrupa'ya gidiyor, Amerika'ya gidiyorlar. Biz burada yatırım yaparsak paramızı geri alamayız. Gençlerimizin de Avrupa veya Amerika hayali var. Türk gençlerinde. Nasıl değerlendiriyorsun bunu? Hayal olabilir. Neden hayal? Herkes gidemez. Bu ülkede 85 milyon kişi var. Herkese yer yok. O kadar iş yok. Sizin gençleriniz bizim ülkeye geldiğimiz zaman bizim gençlerimizle yapıyorsunuz aynı zamanda. Onların işlerini mi elinden almış oluyoruz? Elinden almıyorsunuz da ama aynı işi yapıyorsunuz. Rekabet. Evet, rekabet yapıyorsunuz. Yani o da ucuz işçiliğe mi gidiyor? Ucuz da mı ama mesela Türklerle ilgisi değil ama Hintler falan çok yazılımcı veya programcı bilgisayar mühendis işleri yap ve o düşük maaşla çalışıyorlar ve o ondan çok sıkıntı çıkıyor mesela. Türklerle öyle bir şey yok da ama aynı zamanda Türklerin de şey var yani çok iş bulmak da zor veya aynı meslekte iş bulmak da zor. Türk ekonomisi nasıl düzelir? Nelerin olması lazım? Bir Amerikalı olarak sana soruyorum. Hükümetin değişmesi lazım. Yani baştan. Daha demokratik bir hükümet gelmesi lazım. Neden? Yatırımcılar hep onu bekliyorlar. Neden? Şimdi her karar Türkiye'de 2018'den sonra bir adama bağlı. O adamın keyfine göre her şey değişebiliyor. Yani hiçbir yatırımcı ve hiçbir yabancı şirket öyle bir ülkeye gelmek istemiyor. Değişim olduğu zaman her şey düzelir mi sen? Her şey düzelmez. Yani 5-10 sene sürer ama para, yani yatırım, para, eğitim falan geri gelmeye başlar yani. O zaman son olarak buradan Türk gençlerine ve Türk halkına söylemek istediğin bir şey var mı? ne diyeyim? Yani umutlu olun. Türkiye'de çok var. Yani çok umutlu olmak şeyler var. Yani imkanlar var. Dünyada yeni teknolojiler üretiyor ve Türkiye'de o teknolojiler ayak basabilir ve çok yani ve Avrupa'ya falan, Asya'ya falan bir bağlantı olabilir bir ülke ama halkın ve devletin istemesi lazım. Şimdi onlar istemiyor gibi. Amerika son olarak Türkiye ile oyun oynuyor mu? Biraz var, biraz yok ama genelde sanmıyorum. Neden?
şey, bunlar bazen diyor şey, ülke Suriye gibi oluyor. Hayır abi, Türkiye Avrupa'nın kapısında. Avrupa'nın kapısında zaten bir Suriye var. Gene Türkiye olursa gene Avrupa'nın kapısında bir Suriye istemezler. Hiç kimse istemez. Avrupa'dan koptu mu Türkiye? Tamamen kopmadı. Bakalım ne olacak ama şey, kopamaz yani. Şey, coğrafik olarak kopamaz. Bu gene eğitimle ve şey, yani halkın zekası biraz yükselmesi için, bir cahillik falan bitmesi için ve daha bir bilgi olan bir şey, hak olması lazım burada. Şunu da sormak istiyorum. Zamlar 8 yıldan diyorsun, zam deyince hemen böyle bir gözlerini kaçırdın ama zamları nasıl değerlendirirsin? Temel gıda olsun, elektrik, su, doğalgazı olsun. Abi, benim annem Türk. Mesela onun için Türkiye'de. Annem Türk, o ev aldı 10 sene gibi oldu şimdi. Hayır, 8 sene gibi oldu. Ev aldı, 100 bin gibi oldu. Aynı ev, biz sattık senelerce önce. Aynı ev 150 bine sattık. Aynı ev 700-800 bine çıktı. Amerika'da bile bu kadar pahalanıyor mu evler? Evler artıyor mu? Evler artıyor ama buraya kadar değil. Mesela %10-12 gibi artıyor her sene ama. Ama bu yani... Fatura ödüyor musun? Evet. Nasıl geldi faturaları? Geçen sene elektrik fatura, oturduğum evde elektrik fatura 150-200 gibiydi. Bu ay 500-600 geldi. 600. Görünce ne hissettin? Abi ben dolarım var. onun için tamam dedim. Ama burada mesela asgari ücret 4000 oldu. 4250 oldu. 4200 olursa bir elektrik, bu doğalgaz ve su. Doğalgaz ve su hariç 600, o 400-200'den sonra 600'ı kesersen kaçar? 2400 kalır. O 2400 gene su, yani yemek, içmek, çocuğun varsa, eşin varsa, arabanın varsa, yani nasıl insanlar geçiyor ve geçecekler, ben hiç yani anlatırken zorlandım. Düşünemiyorum. Yani çok kötü ve bana kalsa, yani benim görüşüne daha kötüye bu sene içinde daha kötüye gidecek. Neden daha kötüye gidecek? Ekonomik yani biz bizim yani Amerika'da ekonomik kanallarda diyorlar, lira gene 18'e çıkabilir diyorlar veya daha fazla. Neden? Yani ekonomik plan görmedik, yok. Üretim plan yok. Ne üreteceksiniz, ne yani bu enflasyonu nasıl karşılayacaksınız, planı görmedik diyorlar. Mevcut iktidar düzeltebilir mi sence gidişatı, krizi? Düzeltebilirler ama bir plan göstersinler. Yani bu reformları yapacağız. Yani bu ülke bir böyle giderse reform, yani Türkçesi aynı mı kelime? Reform yapman lazım. Yani bir eğitim sistem berbatsa, ve burada ne eğitim sistem gördüğüm kadar. Ki öğretmenlik yaptım. Öğretmenlik yaptım, berbat. Bu sistem berbatsa reform yapacaksın yani. Bu ülke kurulduğu zaman binlerce tane reformlar oldu Osmanlı zamanında. Tamam, bir sistem bozuluyorsa reform yapacaksın. Yani koltuğunda oturup her şey iyi diyerek bir şey değişmez yani. Öyle ben televizyonu izlediğim kadar böyle görüyorum. Bir Amerikalı olarak da Türk siyasetine bayağı bir hakimsin aslında. İzliyorum ama ne diyeyim. İzlediğin zaman ne hissediyorsun? Abi bunlar bebek gibi. çocuk gibi
tartışmalar var. Yani şey özellikle AK Parti'de. Yani şey evvelsi gün veya dün bu kar dolayından şey yani adam anlıyordu yollar kapalıydı yollar şeydi. Sizin yolun. Yani sen açman lazımdı. Açman ondan sonra bahane veriyor. Amerika'da böyle tartışmalar oluyor mu siyasetçiler arasında? Hayır. Şey onlar daha büyük yani şey daha önemli şeylerle. Yine mesela şey bizim sağlık sistem berbat. Sağlık sistemi tamamen alttan üste kadar reform yapalım mı diyorlar. Yani çok büyük şeyler. Küçük şeylerle uğraşmıyorlar. Yani şey onlar belediyeyle bu belediyeyle ve şey havalimanında şeyler iş siyaset yani ülkenin bakanlar şey tartışıyorlar yani. Bu saçma sapan işler tamamen bitmesi lazım. Peki, çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.